Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle anlattı. Biz altı kişi resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte oturuyorduk. Bu hali gören müşrikler Peygamber aleyhisselama şunları yanından defet bize karşı saygısızlık etmeye kalkmasınlar dediler. Onlar da Efendimizle zaman zaman görüşmeye geliyorlar. Pazarlık yapmak istiyorlar. İşte atalarımıza onların cehennemde olduğunu söyleme, putlarımıza hakaret etme diye Efendimiz'e anlaşmak için belki zaman zaman görüşmek istiyorlar, geliyorlar. Orada benden başka Abdullah bin Mesud, Hüzeyl kabilesinden biri, Bilal ve adlarını vermek istemediğim iki kişi daha vardı. Müşriklerin bu teklifi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinden kendisine kırılmayacağımızdan emin olduğu için bizleri oradan uzaklaştırma düşüncesi geçti. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranları huzurundan kovma. El-Am suresi 52. ayet kerime. Fakirleri küçümsemek ve kendisini onlardan üstün görmek, görünüşe gör değer veren basit ve seviyesiz insanların bir ölçüsüdür. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimizin etrafında toplanan ve ona gönülden iman eden fakir Müslümanlara hep bu gözle bakmışlardır. Onlarla aynı bir mecliste bulunmayı bir gurur meselesi yapmışlardır. Karşılarına aldıkları bu çoğu e, kendi köleleri olan yoksul Müslümanları dinlerinden döndürmek için dövüp sövmüşler, ölümle tehdit etmişler, hatta bir kısmını şehit etmişlerdir. Hz. Ebubekir Efendimiz, Peygamber Efendimiz, bunların bir kısmını azat ediyor. O şekilde onların elinden, zulmünden kurtarıyor bu Müslümanları. Yoksa kendi köleleri işkence edip duruyorlar İslam'dan döndürmek için. Gönüllerini İslam aşkı ve Resulullah sevgisi dolduran bu bahtiyar insanlar onların tehdidine pabuç bırakmamışlar. Her fırsatta Resul-i Ekrem Efendimiz'in huzuruna gelerek onu derin bir zevk ve heyecanla dinlemişlerdir. Canı pahasına Efendimiz'den Ayrılmamış bu sahabiler radıyallahu anhum ecma'in. Peygamber Efendimiz bütün insanlara İslamiyet'in güzelliğini anlatmak ve Müslüman olmadan bahtiyarlığın tadılmayacağını söylemek istiyordu. Bunun için halkın ayağına gidiyor, saatlerce konuşuyordu. Müslüman olmalarını çok istediği bazı hatırlı müşrikler vardı. Onların kendisiyle görüşmek istemeleri Resul-i Ekrem'in hoşuna gitti. Onlar Müslüman olursa. Çünkü bütün kabileler Müslüman olur. Medine'de olduğu gibi. Medine'de bir günde bir kabile 80-100 kişi Müslüman olmuştu. Neden? Kabilenin reisi Müslüman olmuştu. O da kabilesine Müslüman olmayanla ben görüşmüyorum bundan sonra demişti. Sevilen bir insan. Herkes onun hatırına Müslüman olmuştu. Dolayısıyla e, Efendimiz de bunu gözetliyordu. Yani önde gelen kabile reisleri Müslüman olursa kabilenin. Çünkü onlar kabilenin önünde engel zaten. Müslüman olmak isteyenler de engel oluyorlar. Veya bir kısım kendisi düşünemeyen insanlar da bunlara bakarak Müslüman olur. Hem engel ortadan kalkmış olur. Efendimiz de bunu istiyordu. Onun için çalışıyordu ama bir türlü olmadı. Allah Teala da o engeli Bedir'de kaldırdı. Bedir'de müşriklerin bu ele başları, yaşları hepsi kalibe dolduruldular. Oradaki çukura dolduruldular. Ashabı kalip, ehl-i kalip oldular. Ondan sonra e, Mekke'de imanın yolu da açılmış oldu. Gençler daha hızlı Müslüman olmaya başladılar. Onlar gelip de seninle konuşmamızı ve sonra da dinine girmemizi istiyorsan, biz yanına geldiğimizde bu değersiz adamları kov deyince Resulullah bu teklifi hiç düşünmeden reddetti. Rivayete göre o zaman müşrikler daha yumuşak bir teklifle geldiler. Bari biz yanına gelince bunlar kalkıp gitsinler dediler. Yani tamamen kovmayı Efendimiz zaten kabul etmedi de. Biraz daha makul gibi bize göre. İşte biz gelince uzaklaşsınlar. Bunda mahzur yok zaten. Efendimizin sohbetini her zaman sohbet etmiyor Efendimiz. Çok yorucu sohbet etmiyor sahabilerine. Sohbet bittikten sonra onlar çekilirler. Nafile ibadetle meşgul olurken veya kendi işlerini yaparken temizlikleri var, abdestler var, işleri var, onla uğraşırken ben de bu müşriklerle görüşmüş olurum diye efendimiz biraz daha olabilir gibi bakmaya başladı bu meseleye. Bu adamları kazanması halinde dinin daha çok güçleneceğini hesap eden Peygamber Aleyhisselam şöyle düşündü. Etrafımdaki fakir Müslümanlar İslam'a bütün benlikleriyle bağlanmış kimselerdir. Üstelik benim kendilerini ne kadar sevdiğimi, bu müşrikleri kazanmayı ne kadar istediğimi de bilirler. Müşriklerinin bu yumuşak tekliflerini kabul edersem Müslüman kardeşlerim bana gücenmezler. Yüz bulunca aslarını isteyen müşrikler tekliflerini Resulullah Efendimizin kabul ettiğini görünce öyleyse bu anlaşmayı yazalım ve her zaman buna uyalım dediler. İşte bu olmayacak teklif üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Allah Teala Nebi Muhterem Efendimiz'e şöyle hitap ediyordu. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranları huzurundan kovma. Demek ki Müslümanlık böyle belli zamanlara mahsus bir şey değil. Sabah akşam devamlı insanla beraber olan bir şey Müslümanlık. Müslüman sabah akşam Rabbine dua eder, Rabbine ibadet eder. Bütün vaktini Rabbi ile geçirir. Buradan onu anlıyoruz yed'una rabbahum bil gadaati sabah akşam Rablerine dua eden, yalvaran, kulluk eden kimseler. Demek ki Allah Teala o bütün benlikleriyle Rablerine bağlanmış olan fakir, yoksul ve köle kullarının gücendirilmesine izin vermiyordu. Kalplerindeki sarsılmaz iman sebebiyle her biri cihana bedel. Bu fakir Müslümanları gördükçe Resulullah Efendimiz gülümser ve bu olaydan sonra artık Merhaba, kendileri yüzünden Rabbimin beni azarladığı insanlar diye gönüllerini alırdı. Yani sizin değeriniz ne yüksekmiş. Cenab-ı Hak sizin e, sebebinizle beni azarladı. Sizin değerinizi bilmez bir hareket yapmayı aklımdan geçirdiğim için diyerek. Zira Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yok. Hiç kimseye ihtiyacı yok, hiçbir şeye ihtiyacı yok. O samettir. Her şey ona muhtaç. Dolayısıyla aman falanca Müslüman olursa işte Allah'ın dini güç bulur. Şöyle iyi olur, bu kadar güzel olur falan buna ihtiyaç yok diyor Cenab-ı Hak. Kendi bilir. İsterse gelir, isterse gelmez. Gelmezse kendisi zarar eder. Gelirse kendisi e, kar eder. Dolayısıyla onun yüzünden diğer Müslümanları incitmeye değmez. Diye Cenab-ı Hak burada e, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını göstermiş oluyor. Allah Resulü onlarla oturmayı sever onlardan biri kalkıp gitmedikçe yerinden ayrılmazdı. Onlar kalkıp gitmeden ayrılmazdı. Bunlar da bunu fark ettikleri için diyorlar ki artık peygamberimizi sıkmayalım. Hemen sohbet bitince biz diyorlar kalkardık ki Efendimiz de kalkabilsin. Daha önce peygamberimiz bu ayet kerimeden önce istediği zaman bizim yerimizden kalkıp odasına geçebilirdi veya başka yere gidebilirdi. Ancak bu ayet geldikten sonra biz kalkmadan Efendimiz de kalkmıyor ashabıyla oturuyor. Fakir, garip ashabıyla. Onlar kalkmadıkta kalkmıyor. Yani evde işi olsa bile kalkamıyor. Cenab-ı Hak çünkü onlardan gözünü ayırma buyurduğu için. Bunu fark ediyor. Sahabiler tabii ki ince insanlar, ince ruhlu insanlar. Diyorlar ki Efendimiz'e sıkıntı vermeyelim. Hemen diyorlar biz e, sohbet bitince, namaz bitince, işimiz bitince biz kalkardık ki. Yani Efendimiz oturun konuşalım demedikçe. Biz kalkadık ki Efendimiz'e rahat bir şekilde işine gidebilsin. Onu ayarlıyorlar. Tabii ki normalde Efendimiz'in yanından kalkmayı istemiyor onlar. Zaten ashab Suffe büyük bir kısmı mescide kalkıyor. Yani 24 saat Efendimiz'le beraber olmak isterler ama Efendimiz'in pek çok işleri var. Aileleri var. Devlet var. Ordusu var. Ümmeti var. Başka insanlar var. Onlarla e, işlerini yapması için Efendimiz'in kalkması gerekiyor bu inceliği de gösterirlerdi. İnsanlar ne kadar medeniyiz deseler de asırlar boyu süre gelen cins, ırk, renk, soy ve sınıf ayrımı bitmiyor. Hala bitmiyor. İslam'ın 15 asır önce ortaya koyduğu, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmama, görünüşe değil gönle bakma ölçüsü ne kadar insani ve ne kadar asil değil mi? Yani Allah'ın ve Rasul'ün öğrettiği bu esaslar insanlara öğretilmedikçe hiçbir insan insan olamaz. İnsan görünümünde, görünümünde vahşi varlıklar olurlar. Böyle biraz dışlarını cilalasalar da işte medeniymiş gibi eğitim görmüş gibi cilalı olsalar da bir imtihan karşısında hemen asli hüviyetleri ortaya çıkıverir. Bir zorluk sıkıntı karşısında baktığında anında asıllarına dönerler. O cila silinir. Dolayısıyla tek çare vardır. Allah'ın öğrettiği her birisi paha biçilmez bu ayetleri tek tek insanların ruhlarına işlemek. Peygamberimiz öğretti bu esasları. Değil mi? İnsanlara fakir diye hor bakmayın mesela. Cenab-ı Hak bunu biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimeleri bizlere göndermiş. Bu ayetleri e, insanların ruhuna işlersek, bunlarla eğitirsek insanları işte o zaman insan, insan olur. Peygamberimizin hadislerini okuyoruz işte. Bunları ruhumuza işletirsek, bunları özümsersek o zaman insan oluruz. Yoksa hiçbir şeyle insan olmamız mümkün değil. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz İslam'a ilk gönül verenler içerisinde köleler ve fakirler de vardır. İki iyi insanların gönlünü hoş tutmak ve onları asla gücendirmemek gerekir. Zira onları üzen Allah Teala'yı gücendirmiş olur. Üç, İnsanlara malları ve makamları sebebiyle değil, Allah'a yakınlık ölçüsü olan dindarlıkları sebebiyle saygı gösterilmelidir. 4 İslam'ın insanları Allah huzurunda, İslam insanları Allah huzurunda eşit saymıştır. Din öğretiminde, ibadet esnasında ayrıma gitmemiştir. Tabi bazı fıtri farklılıkları vardır. Onlara göre farklı hükümler olabilir ama Allah'ın katında değer olarak her insan eşittir. Ee, i̇badetler de ona göre eşittir. Ee, Muamelatı da e, ona göre eşittir. E, Cenab-ı Hakk'ın e, kimi ne kadar sevdiğini dış görünüşüyle bilemeyiz.